Türkiye, PMGC şampiyonlarına ev sahipliği yapsa da bu sefer kader ağlarını bölgenin üst seviye takımları için başka şekillerde örüyor. İşte karşınızda PMPL Türkiye 2023 bahar sezonunun aksiyon dolu özeti. İlk süper hafta sonunda Fireflux damgasını vurdu ve alıştığımız yüksek eleme skorlarıyla şov yaptı. Kaostan beslenen bu yıldız takım 11 ortalama ile 5 galibiyete imza attı. S2G'nin eleme skoru ortalaması daha yüksek olmasına rağmen birinciliğe ortak olamadılar. İkinci haftada üst sıralar için Regim Kare ve Nexia'nın KS'ye mücadelesine tanıklık ettik. S2G, 3. süper hafta sonunda 18 elemeye sahip Regim Kare'yi devirerek 15 elemeyle galibiyete ulaştı ve özledikleri performanslarına geri döndü. Aynı gün aldıkları 15 eleme skorlu maçın dışında takım ikinci gün daha da güçlenerek Miramar'da 19 eleme skorlu akıl almaz bir performansa imza attı. Bu onların hem haftalık sıralamada zirveye çıkmasına hem de finallere avantajlı bir şekilde başlamalarına yardım etti. Ancak finallerde işler hiç beklenildiği gibi gitmedi. Ozarox Espor mükemmel bir başlangıcı imza atsa da FUT Espor tüm gözleri üzerine çekerek 3 galibiyetle ilk günü kapattı. Ve bu galibiyetler tüm rakiplerine bir gözdağı verdi. Seven. Keç karşısında birebir pozisyon. Keç burada sevindi, yakalamayı başardı. İşlerin kaderini değiştirebilir mi acaba bu skor diye bakıyorum ama. 2-1'e geldi sanırım pozisyon. 2-1 pozisyon. 2-1 Rick Seven. Keç şimdi canını yerledi. 2-1 pozisyonda oynamak zorunda. Rick Seven karşısında. Günün sonunda FUT Espor sıralamalarda en yakın rakibinin neredeyse iki katına sahip bir şekilde zirvedeydi. İkinci gün Ozarox ve Regnum Karya'nın Eren geldi. 2-2 birbirinin darlamasıyla başladı. Wild'ın da hemen üzerine mermiler geldiği için hatta bir cana kadar düşürülüyor. Wild düşürülüyor. Ozarox burada galibiyete gidebilecek. Bir sonraki maçta Nexia galibiyeti alsa da FUT Espor'un direksiyona geçme vakti gelmişti. Türkiye'nin savaş meydanlarında bir defa daha tozu dumana katarak 21 elemeyle galibiyete ulaştılar. FUT Espor'un zorlayıcı agresifliğine ayak uydurmak yetmiyormuş gibi bu maç rakipleri için bardağa taşınan son damla oldu. Son gün pek de parlak olmayan performanslarına rağmen FUT puan tablosundaki yerini korudu ve bölgenin yeni kralları unvanını kaptı. Espor Avrupa şampiyonasında be! Finaller bitmeden iki galibiyeti kapan Ozarox Espor, bu galibiyetlerinden birinde 17 eleme skoru alarak Nexia ile puanları eşitlediler ve galibiyet fazlasıyla ikinci sıraya yerleştiler. Sıralamanın devamında ise Nexia'nın ardından Fireflux, Regnum Karya ve Beşiktaş Espor var. Bu takımlar Avrupa Şampiyonası biletini kaptılar ve sıradaki karşılaşmada size kıyasıya performanslarını göstermek için can atıyorlar.